Elbette konuşacağımız konu bu. Şampiyon Galatasaray çok uzunca bir sezonu geride bıraktık ve bu sezon diğer sezonların aksine rekorlarla geçen bir sezondu. Şampiyon Galatasaray da rekor kırdı. Fenerbahçe de kendi rekorunu egale etti puan anlamında. İki taraftan yapılan açıklamalar var ama tabii ki bu lig serüveni bu yıl çok fazla konuştuk. Tamamını konuşacağız az sonra. Konuklarımız olacak Emin Çağlar Spor Servisimizden ve tabii ki Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni İlker Duralı bizlerle birlikte olacağız. O şampiyonluğun kırılma noktaları nelerdi, son haftaya kadar giden heyecan, bir kez daha böyle bir sezon yaşayabilir miyiz sorusu herkesin merakında tabii ki, tüm futbol severlerin, tamamını konuşacağız. Güne başlarken etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaraylılardan, Fenerbahçelilerden damga vuran neydi bu sezona? Bütün bunu güne başlarken etiketine yazın, az sonra konuşurken aktaralım. Ama önce şampiyon Galatasaray. Galatasaray 24. şampiyonluğunu kazandı. Türkiye sarı kırmızıya boyandı. Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen sarı kırmızılılar kupaya 102 puanla ulaştı. Takımını üst üste iki kez şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk'un hedefi 5. yıldız. Hedefimiz tabii ki 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu, 2024'te 24. şampiyonluktu. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek. Zaferin mimarlarından kaptan Muslera ile 25 golle kral olan Icardi, rekorlarla tarihe geçen sezonun ardından gururlu. 2011'de buraya geldim. 17 tane kupa kaldırdım. Galatasaray'a gelerek en doğru kararı verdiğimi söyleyebilirim. Burası benim ikinci evim. Mertens asist kralı, ben gol kralı oldum. Şampiyonluğu puan rekoruyla korumak çok anlamlı. Türkiye'nin en büyüğü olduğumuzu gösterdik. Seneye burada kalıp 25. şampiyonluk için yardım edeceğim. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da şampiyonlukların devam edeceğine inanıyor. Sonunda hep diyordum, hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha nice başarıları olarak olacak Galatasaray'ın. Çok büyük bir camia. Gerçekten müthiş bir camia. Sarı kırmızılı taraftarlar son haftada gelen şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı. Şampiyonluğun belli olmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar soluğu Florya daldı. Ellerindeki meşale ve bayraklarla şampiyonluk coşkusunu kutladı. Futbolcular Konya dönüşünde Florya'da taraftarla buluştu. Galatasaray'ın mağlubiyetini beklediği son haftada İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'de ise hüzün vardı. Sarı lacivertli taraftar kulüp tarihinin en yüksek puanına rağmen ikinci sırada kalan takımı alkışladı. Sonuçta 99 gol, 99 puan. Fenerbahçe tarihi, Türk futbol tarihi bu alınan puanları, hak edilerek kazanılan ve alınan bu puanları hiçbir zaman unutmayacak. Fenerbahçe'yi 3 puan geride bırakarak 24. zaferini ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni bugün. Sarı kırmızılılar saat 19.05'te başlayacak törende kupasını Rams Park'ta kaldıracak. Evet, artık Galatasaray'ı, başarısını, ligi, Fenerbahçe'yi ve tabii ki son olarak da Panathinaikos'u konuşacağız. Çünkü Ergin Ataman'ın da büyük bir başarısı vardı. Hemen konuklarımızı tanıtalım. Spor servisimizden Emin Çağlar bizde. Hoş geldin Emin. Günaydın, hoş bulduk Osman. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni, Genel Yayın Müdürü İlker Duralı bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl bir ligdi? Nasıl bir sezondu? O çok yorucu. Geçen hafta derbi bittikten sonra hani genel beklenti herhalde lig bitecek vardı ya hepimizde. Bir türlü bitmiyor dedim lig. Düşen tam belli değil, şampiyon belli değil, işte Avrupa'ya giden tam belli değil, daha kupada oynanmamıştı. Yani çok heyecanlıydı. O işin o kısmı ayrı bir mevzu ama tabii herhalde sektördeki bütün arkadaşlarımızla biraz yoran bir sezon oldu tartışmalarıyla beraber.
Ama güzeldi. Yani bir yandan da Fenerbahçe'de, Galatasaray özellikle bu iki takıma herhalde teşekkür etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir daha böyle bir sezon yaşar mıyız acaba? Herkes onu konuşuyor ya şimdi, bu kadar yüksek heyecanın yaşandığı, son haftaya kalan puan rekorlarının kırıldığı. Yani bu dev seviyede bir rekor çok zor bir daha bence. Ama yani böyle 200 senede bir Süper Lig'de zaten bir son haftaya kalıyoruz. İşte Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene de, yani şampiyon olduğu sene Sergen Yalçın, hatta Fenerbahçe'de yine de hani bir umuda sahipti. Yine böyle 3-4 senede bir illaki son haftaya sarıyor ama böyle bir sezon bir daha şöyle umarım yaşamayız diyeceğim şundan dolayı. Fenerbahçe... Kalbimiz yetmiyor artık, dayanamıyoruz. Ya şey, çok dominant olmalarının iki sebebi vardı. Bir, Fenerbahçe Galatasaray gerçekten çok iyiydi. İki, diğer takımımız gerçekten çok kötü. Yani makas aslında bu kadar açık olmamalı. O yüzden diyorum umarım bu kadar olmaz. Yoksa bu emeklerine saygısız algılanmasın. Daha rekabetçi bir ligde yine böyle son haftaya kadar artık kim olursa yarışlar çekilme, öyle bir çekişme olsun ama bu kadar ligin kalitesini aşağı çekecek bir çapta makasla olmasın. Öyle adlandırayım demek istediğimi. Yoksa bir türlü yanlış anlaşılabilir. Emin? Ben 100 puanın bir daha görülebileceğini sanmıyorum. 90 puan seviyeleri olabilir ama 100 puanı göreceğimizi sanmıyorum. O yüzden 102 puanlık bu rekor şampiyonluğu Galatasaray tarihinde yazıyor. 66. sezonda 102 puan. İlker Duralı'ya şu açıdan katılamayacağım. Evet, çok iyiydi ama diğer takımlar çok çok kötüydü. Kötüden daha kötüydü. Evet, işte. Dün akşam konuğumuz Recep Uçar'dı. Recep Hoca 15. haftada Kayserispor'un başındayken 29 puan yapıyor. 1-2 Fenerbahçe 37 puan. 8 puanlık fark. 15. haftada 3. takımla 4. takımla 8 puanlık fark. Bugün lig bitiyor. 4. takımla 35 puanlık fark. Yani bunu sorgulamak gerekiyor. Kesinlikle. Müthiş hamleler, teknik adam performansları, oyuncuların bu kadar büyük dominasyon sağladığı bir sezon, hepsi var ama dediğim gibi ben biraz daha o %51'lik kısmı diğer takımların kötü olmasına ve bu sezon o umarız bir daha bu sezonu yaşamayızın saha içindeki olumsuzlukların saha dışına yansımasıyla futbolu çok unuttuğumuz bir dönem vardı. Onun da etkili olduğunu düşünüyorum. Diğer takımlar o cendereden çıkamadı bence. Oraya ayrıca geliriz ama Galatasaray'ı biraz büyük bir parantez açalım şimdi. Muslera mı dev? Yani herhalde Galatasaray'ın göğsündeki yıldızlardan birisi Muslera. Icardi mi? Bir başka dev. Yoksa Okan Hoca mı? Kim? Hepsi birlikte mi? Kimdir bu şampiyonluğu mimarı? Bu sene mi? Vallahi tabii. Sonuç ihale nasıl başarısızlıkta hocaya kalıyorsa aslında başarılı. Önce bir hocaya kalmalı diye. Okan Hoca'yı tabii ki bir öne çıkartmak gerekiyor. Çünkü şunu kabul edelim ki Galatasaray bu sene, yani sezon başı yaptığı transferlerde aslında başarısız oldu. Evet. Yani Galatasaray'ı bu sene şampiyonluğa taşıyan aslında yine geçen seneki omurga, Ziyech'in sonlarda bir devreye girdiği birkaç maç ve Okan Hoca'nın her seferinde işte şapkadan tavşan çıkartma ya da sürekli bir yeni arayışla yeni bir kazanım elde etmesi. O yüzden de tabii ki başta Okan Hoca'ya burada payı biçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra şüphesiz ki Muslera, ki hani geçtiğimiz şampiyonluklara nazaran o Muslera moduna az ihtiyaç duydu. Evet. Galatasaray yine ortaya çıktı ama daha az ihtiyaç duydu. 17 maçta kalesini gole kapattı. Evet. Zaten çok iyi bir savunma var. Abdülkerim mesela bir başka herhalde yıldız isim sezon açısından diyebiliriz. Icardi işte çok uzun bir dönem sakatlık yaşadı. Oynadı ama sakat oynadı. Yine de gol kralı olmayı başardı. Tabii Barış Alper'e bir ekstra parantez açmak lazım. Yani bir oyuncunun bu kadar kendisini geliştirmesi iki sezon içerisinde. Mükemmel. Bir yanda, orada Okan Hoca'nın da payı var herhalde. Tabii. Yani o, duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla Barış Alper de çok hani işte çalışan birisi. Yani bundan 3 sene önce işte ilk Fatih Hoca döneminde Galatasaray'da olduğu zaman 90. dakikada zaman geçirmek için değişiklik olarak kullanılan bir oyuncuydu Barış Alper. Ama Okan Hoca ile beraber çok başka bir değişim geçirdi. Şüphesiz Okan Hoca'nın bunda katkısı payı vardır çok diye düşünüyorum. Çok maç aldı ya. Çok aldı. Ve çok, çok moral aldı. Verdi. Yani tam bitti denilirken evet, kırılma maçlarını aldı yani. Şu yok, Barış var. Yani o güveni de verdi artık insanlara, Galatasaray taraftarına. O yüzden yani dediğiniz gibi birçok ismi çıkartabiliriz ama totalde herhalde en başta bir payı teknik direktöre vermek lazım diye düşünüyorum. Peki. Emin, sana gelmeden bir Okan Hoca'yı dinleyelim mi? Tabii ki. Bakalım Okan Hoca ne diyor? Okan Hoca'nın açıklamalarına bir bakalım. Genişçe bir parantez açacağız şu soruyla. Ligin en iyi hocası olabilir mi sorusuyla. Bir bakalım. Rekorlar kırdı, tarihe geçti. Konya Spor'u Fenerbahçe yenemedi ama biz yendik. O yüzden gerçek şampiyon biziz diyebiliriz. Evet.
Okan Buruk Galatasaray'da teknik direktör olarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Sezon başında yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da hedef 4 yıldır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi'ydi. Eleme turlarını geçen Sarı Kırmızılılar kendisini gruplara atmayı başardı. A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşti. Galatasaray takımının tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması birincisi benim için de, ekibim için de, oyuncularım için de, camiamız için de çok değerli, ülkemiz için de çok değerli. Kopenhag beraberliği sonrası Manchester United deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet tur ümitlerini arttırdı. Sıra üst üste oynanacak Bayern Münih maçlarındaydı. İki maçta da oynanan oyun tatmin etse de alınan sonuçlar hayal kırıklığıydı. Bayern Münih gibi bir takıma karşı iki maçta bu kadar net pozisyonlara girebiliyorsanız zaten tabii ki bunları atmak zorundasınız. Atamadığınızda da maçı kaybediyorsunuz. Kopenhag mağlubiyetiyle yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Okan Buruk'un öğrencileri Sparta Prag'ı geçemeyince tamamen lige odaklandı. 15 Ocak'taki Kayserispor maçıyla başlayan süreçte Galatasaray kendisine ait olan 14 maçlık galibiyet serisi rekorunu ve Fenerbahçe'ye ait olan bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdı. Sarı Kırmızılılar Buruk yönetiminde 5. yıldıza bir adım daha yaklaştı. Okan Buruk Galatasaray teknik direktörlüğünü kulüp efsanesi olmasına borçlu değildi. Elazığ Spor, Gaziantep, Sivas Spor ve Göztepe'yi çalıştırarak başladığı antrenörlük kariyerinde ilk çıkışını Akhisar'da yaptı. Yarı finalde Galatasaray'ı, finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı. Çaykur Rizespor'da oynattığı futbolla dikkat çektikten sonra tarihe geçeceği Başakşehir'e adım attı. Turuncu lacivertlileri ilk sezonunda Türk futbolunun 6. şampiyonu yaptı. Şampiyon! 12 yıl aradan sonra yuvaya dönme zamanı gelmişti. UEFA Kupası, Süper Kupa ve 7 Süper Lig zaferiyle efsaneleştiği Galatasaray'da 2022'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Benim için doğru zaman olduğuna inanıyorum. Zamanlama olarak doğru olduğuna inanıyorum. Yani kendim bu anlamda hazır hissediyorum, hazır görüyorum. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun da mimarı Okan Buruk'un sıradaki hedefi öğrencisi olduğu Fatih Terim gibi Sarı Kırmızılıların tarihine geçebilmek. Haberin son cümlesinden bir soru daha doğdu. Yani tam ben oradan açacaktım. Fatih Terim 4, Okan Buruk 5 mi o zaman? Evet. Onu hedefliyordur mutlaka. Okan Buruk'un hakkını hiçbir şekilde kolay kolay veremeyiz. Şöyle vermek istiyorum. Bu sezon Avrupa'da en çok konuşulan teknik direktör kim? Bayer Leverkusen'i namalip şampiyon yapan Xabi Alonso. Evet. Xabi Alonso'dan bence hiçbir eksiği yok. Almanya olması, Bayern Münih olması Alonso'yu farklı bir yere koyuyor. Ama Türkiye'nin dinamikleri farklı. İçerideki futbolun siyaseti başka, saha içi anlamında söylüyorum. Bunlarla mücadele etti. Geçen sezon egoları yönetip o ilk şampiyonluğu getirdi. Takımı korudu. Yeni isimler geldi. Zaman geçirsin diye oyuna alınan Barış Alper Yılmaz'dan bence ben Icardi'den de Muslera'dan da Mertens'ten de bu sezon Barış Alper'i daha öne yazarım. Hatta Barış Alper Yılmaz sezonu derim Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda. Bunları ayakta tutabilmek, oyuncuların bu psikolojisini yönetebilmek, United deplasmanı, Münih yenilgileri, skorun olmadığı, oyunun olduğu alanlarda takım geliyor ya biz onlarla oynuyoruz sonrasında buradayı hiç oyuncu grubunu aşağı düşürmedi. Hep yukarı taşıdı. Okan Buruk bunları çok iyi idare etti. Xabi Alonso mesela bir krizle mücadele etmedi ama Okan Buruk hep krizle mücadele etti. Bu krizden çıkmayı da başardı. O yüzden de Okan Buruk bu şampiyonlukta %60. Oyuncu grubunun başında da Barış Alper Yılmaz geliyor. Şöyle sorayım. Siz başta transferlerde aslında başarısızdı dediniz ya. Yönetimi de yönetti diyebilir miyiz burada Okan Hoca'yı? Ya aslında şöyle Emin dedi ya hani Xabi Alonso hiç krizle uğraşma. Aslında şimdi orada başka bir problem. Orada zaten onun krizle uğraşmasına izin vermiyorlar. Yani krizle uğraşan başkanları var. Tabii ki. Yani, değil mi? Yani, doğru. Şu Türk yönetiminde, futbol yönetiminde bu iş daha çok şeye kalıyor. Hocaya. Hocaya kalıyor. Özellikle bir de şey tırnak içinde evlat kategorisinden gelen bir hocaysan burada her şeyle sen uğraşıyorsun. Okan Buruk
çok yüksek. Çok öyle şikayet eden birisi değil. Yani Okan Hoca bir hakemler hakkında hep konuşur. O hep öyleydi. Yani hep böyle Galatasaray'la alakalı bir şey olmadı. Akhisar'dayken de bu hakem ilişkilerini çok yapan birisiydi. Onun dışında hiç yönetimle ilgili, çalıştığı kulüplerin herhangi bir şekilde yönetimle ilgili bir cümlesini hatırlamıyorum ben Okan Hoca'nın. Yok, yönetimi ele, yani yönetimi ya bir, de yönettiğimi derken şundan bahsediyorum. Mesela Zaha, Fred, Szymański transfer sezonunda en çok iki kulüp arasında, yani şampiyonluk yarışını götüren iki kulüp arasında konuşulanlardı. Şimdi Zaha mesela en büyük transfer çalımı olarak görülüyordu. Ama Barış çıktı oradan. Barış çıktı. Yani başarısız diyelim, kötü diyelim. Çünkü kağıt üzerinde hepsi aslında iyi transfer ama bir türlü tutmayan transferler, ki bunların bir kısmı çok Okan Hoca'nın istediği isimler ya da tercih edeceği isimler değildi. Onların katkı veremediği bir Galatasaray'ı zirvede tutarak bir noktada yönetime gelecek olan eleştirileri tabii ki engelledi. Yani bu sezon farklı bir senaryoyla yaşansaydı Galatasaray adına, bu kadar ekstrem bir puana ulaşmasaydı, yarış biraz daha belki de biraz daha bir adım geride kalarak takip etseydi, bu transferler muhtemelen gündemde daha çok olurdu. Ama Okan Hoca geçen seneden gelen omurgayla beraber oyunu da oyuna dair üzerine koyduklarıyla bu konuda yönetimi çok rahatlattı. Yani yönetim transferlerle ilgili bir sezonun belli bir bölümünde, değil mi? Yani ilk yarısında, ilk devresinde özellikle o Şampiyonlar Ligi döneminde. Evet. Çünkü Zaha'dan şundan bundan bir verim alınamıyor. İşte Prague'nin içinde işte Kün'ün yetişmemesi, işte Aurier'in filan hani sakatlığı. Orada olan eleştiriler dışında hep bir paravan oldu. Hoca hem kendisi oldu hem de elde ettiği başarı paravan oldu yönetime. Bu açıdan da tabii ki yani yönetimden kaynaklı problemlerin ortaya çıkmasını, patlak vermesini iyi engelledi, evet, diyebiliriz. Kendisini de şöyle yönetti. Hani yönetimi, oyuncuları değil, kendisini de. Victor Nelson'la ilişki kopmak üzereydi. Okan Hoca bir yerde durdu. Evet, hani takımın da ihtiyacı vardı. Onu kazanmayı başardı. Süper Lig tarihinin şu an en pahalı bonservisi dediğimiz Sasha Boy'u sezon başı kadrosunu almayan Okan Buruk'tu, ama sonrasında hani o inadını kırdı, diretmedi, onu takıma kazandırdı. Bunları yapmak da teknik adamlığın başka bir meziyetidir. Tabii. Bu açıdan da kendini geliştirmesi önemliydi. İnsan yönetimi aslında. Yani işte Icardi mevzusunda da olduğu kesinlikle gibi. Kesinlikle öyle. Şimdi geçen yılla bu yıl arasında az önce tartıştık. Galatasaray açısından şu konuşuluyor. Acaba kadroyu koruyabilecek mi? Mesela Icardi gidecek mi? İşte Torreira kalacak mı? Diğerleri vesaire. Tutmayan transfer olur. Bu sezondan sonra Galatasaray yeni bir yapılanma mı? Şimdiki oyuncuları kazanma mı? Ne bekliyor Galatasaray'ı? Yani şimdi Icardi zaten herhalde kendisi söyledi. Hani ben buradayım kalacak diye olur. Kalacak. Son dakikalı transferini kendi açıkladı. Evet. Yani son dakika bilgisi verdi böyle bir kırmızı bant o yüzden. Yani Torreira çok kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın Torreira'nın yanına çok daha orta saha güçlendirecek bir transfere doğru yöneleceğini düşünüyorum. Yani sezon içerisinde görünen sıkıntıları çok belliydi yani Galatasaray'ın. Böyle şey değil. Hani gözden kaçan problemler değil. O orta sahada çok Torreira'nın tek başına yeterli olmadığı zaman zaman gözüktü. Mertens harika bir sezon geçirdi ama yaşı artık 37. Yani geçen zaten sezon başında çok fazla... Hiç 37 gibi değil ama. O ayrı bir mevzu. Hani hepimizi böyle taca çıkartacak gibi gözüküyor ama. Profesyonellik başka bir şey. Tabii. Eşittir Mertens. 9 gol 16 asistten bahsediyoruz. İnanılmaz bir sezon geçirdi ama Mertens'in aynı performansını bekleyerek, hayal ederek yeni sezona başlamak riskli olur. Çünkü gerçekten çok sıra dışı bir performans o yaştaki bir oyuncu için. Aynısını sana vaat edemez. Daha genç yaşlı birisi olsa belki aynısını vaat edebilir. Zaten Mertens biliyorsunuz işte Mata'yı aldığı zaman işte Mertens'e yedek olarak almıştı. Yani Mertens bütün sezonu taşıma. Bu sezon çok kötü başladı. Okan Hoca hiç oynatmadı onu. Sonra bir anda yükseldi. Kötüydü. Yani oraya bir tane daha tabii ki lazım olacaktır Galatasaray açısından. Bir değişim olacaktır ama çok büyük bir değişim olacağını açıkçası Galatasaray'da çok zannetmiyorum. Daha çok hani verim alınamayan oyuncular belki de gönderilmeye çalışılıp onların yerine daha yüksek verim almayı umacağı transferler ortaya çıkabilir Galatasaray. Çok böyle derin bir transfer politikasının ihtiyacı yok sanki. Ben o transfer bölgelerinden bir tanesinin forvet olması gerektiğini düşünüyorum. Icardi'yi maalesef yedekleyemiyor Galatasaray. Doğru. Çok doğru. Kendisi de söyledi. Dedi ki 5-6 ay anesteziyle oynadım dedi ki o 5-6 ayda çok eleştirildi. Bildiğimiz Mauro Icardi yani plaseyi yapamıyor, topun dibine giremiyor. Evet vücudunu kullanıyor ama gol vuruşu yoktu. Yoktu. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde artık daha üst turlar hedefleniyorsa Icardi'yi yukarıya taşıyabilecek bir transfer mi yoksa
Icardi ile birlikte bir transfer mi? Galatasaray'ın orayı çözmesi gerekiyor. Bir diğer konuda yine yedeği olmayan bir isim var. Muslera. Evet. Günay'ın olduğu dönemlerde Galatasaray'ın ne kadar Muslera'ya bağımlı olduğunu gördük. Bu bağımlılığı biraz azaltması gerekiyor. 2013'te, 2011'de geldi. 13 sezon, 17 kupa ama Muslera'nın da bir insan olduğunu hatırlayalım. Galatasaray'ın da o bölgeye bir takviye yapması gerekiyor. Ben İki böyle alternatifli kadroyla Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da biraz daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Muslera heykeli hak etti bu arada. %100 hak etti. Net hak etti. Peki bir şampiyonluk yoluna bakalım. Nasıl geldi şampiyonluk? Kırılma noktaları nelerdi Galatasaray'ın? Dönüşte biraz Fenerbahçe ile konuşalım. Yüz puan barajını aşan ilk şampiyon Galatasaray. Sarı Kırmızılılar üst üste ikinci, toplamda 24. şampiyonluğuna unutulmaz bir performansla ulaştı. Galatasaray tarihe geçen yarışı puan rekoruyla kazandı. Böyle sert bir sezonun ardından ligde gerçekten rekor bir puan ortalamasına ulaştık. Sarı Kırmızılılar geçen sezon kırdığı 14 maçlık galibiyet serisi rekorunu da tarihe gömdü. 15 maç üst üste kazanan bir takım olarak yani lig tarihindeki rekorunu, kendi rekorumuzu geçtik. Bu da benim açımdan ve oyuncularım açısından çok sevindirici. Sarı Kırmızılıların bu sezonki fenomeni geçen yıl olduğu gibi Mauro Icardi'ydi. Arjantinli yıldız 25 golle ligin zirvesinde. Icardi sakatlığı yüzünden bir ay takımdan ayrı kaldığında birçokları Galatasaray'ın gol yollarında etkisinin azalacağını düşündü. Ancak yanıldılar. Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete ve hatta savunma hattından Abdülkerim Bardakçı ile Kaan Ayhan Icardi'nin yokluğunu hissettirmedi. Galatasaraylıların güvendiği bir diğer isim de şüphesiz Fernando Muslera'ydı. Sarı Kırmızılılara 13 yıl önce transfer olan Uruguaylı kaleci ligde 400, toplamda 500 maç barajını da geride bıraktı. Sezonun jokeri ise Barış Alper Yılmaz'dı. Devre arasında Sacha Bouy ve Angelinho'nun ayrılığından sonra bek pozisyonlarındaki açığı kapattı. Son haftalarda skor yükünü sırtladı. Bu anlamda şanslıyım. Hani kaleye geç desek Barış hiçbir şey demeden yani yaparım hocam deyip kaleye geçecek. O yüzden oynadığı her mevkide de en iyisini yapmaya çalışıyor. İyi işler de yapıyor. 23. haftadaki Gaziantep maçında gollerine başlayan 24 yaşındaki futbolcu vazgeçilmezler arasına girdi. Şampiyonluk hikayesine 90. dakika golleri de iz bıraktı. 30. haftadaki Kasımpaşa maçında 77. dakikada 3-2 geriye düşen Galatasaray, Carlos Vinicius'un son dakika golüyle 3 puanı aldı. Özellikle taraftarımızla birlikte oyun içerisinde kalmamız, kazanacağımıza inanmamız bize galibiyeti getirdi. Benzer senaryo 36. haftada Berkan Kutlu'nun 90. dakikada galibiyet golünü attığı Karagümrük deplasmanında da yaşandı. Asıl hedefim tabii ki Galatasaray'da olmak. Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla birlikte 5. yıldızı takabilmek. Süper Lig'de 3 ve 4. yıldızları ilk takan takım olan Galatasaray'ın 5. yıldıza ulaşmasına artık yalnızca bir şampiyonluk kaldı.